Hayat güzel. Onu soracağım, Ekinlik'te hayat nasıl geçiyor çok diye. Çok güzel. Her ne kadar birçok kişi zor olduğunu kabul etse de buradaki hayat güzel. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için tekrar Ekinlik Adası'na geldik. Daha doğrusu Gökberk daha önceden Ekinlik Adası'na gelmişti. O zaman ben gelmemiştim. Bugün ben de bu adaya ilk defa geliyorum. İlk hissiyatın Gökçe nasıl? Arkadaşlar bence ilk indiğimde bana çok sevimli geldi. Şu an gezmek için sabırsızlanıyorum. Zaten oldukça küçük bir adaymış. Gökberk öyle dedi. Çünkü ben şey dedim, gidince acaba hani böyle bir motor kiralasak mı gezmek için? Dedi ki sen de adayı o kadar gözünde büyükmüş gibi düşünme. Evet. Büyük ihtimalle yoktur dedi. Ben de boynum oldukça ufak onu. Bir adadayız. Size şu anda nerede olduğumuzdan da bahsetmek istiyorum. Bu arada bu videoyu ilk defa izliyor olabilirsiniz bizi. Ben Gökberk, ablam Gökçe ile beraber gerek yurt içi gerek yurt dışında gezip böyle deneyimlerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda Balıkesir iline bağlı Marmara Denizi'nin hemen böyle ortasında bulunan Ekinlik Adası'ndayız. Hemen karşısında Gökçe Avşa Adası var. Evet. Sol tarafındaysa Marmara Adası var. Burası bu 3 ada grubunu sayarsak en ufak olanı. Evet, zaten bunları yolda yürürken etrafı gösterirsek, yani gösterirken detaylı bir biçimde konuşuruz. Aynen öyle. Burada tüketmeyelim. Tamam, o zaman Gökçe devam edelim biz. Her şey burada konuşacakmışız gibi geldi. Yok hayır, bütün adayı gezeceğiz. Sadece nerede olduğumuzdan şöyle bir bahsetmek istedim. Evet. Burası gerçekten çok tatlı bir yer. Ben daha önce de gezdim ve bugün şöyle bir fark var Gökçe. Çok kalabalık. Benim geldiğim güne göre çok daha fazla evet. Kalabalık. Sen galiba o gün caminin olduğu tarafa doğru daha çok gezmişsin. Acaba bugün biraz da diğer tarafa doğru gitsek mi? Olur. Önce şöyle bir şuradan bir evli sana birkaç tane ev göstermek istiyorum. Hem takipçilerimize de gösterelim. Bu arada geçen videoda bana burada Burak isimli bir arkadaşım eşlik evet. etmişti. Kendisiyle burada tanıştık daha doğrusu. Gözlerim onu aradı ama göremedim. Bakarız daha sonra burada mıdır değil midir diye. Şimdi böyle güzel ara sokakların arasından gezeceğiz. Bence şu an şey namaz çıkışı. Evet, hemen sağımızda Ekinlik Camii var. Karşıda Gökçe böyle yapılmış güzel mor bir ev görüyoruz. Evet, burası çok güzel gerçekten. Bak sarı da var. Yine yanında da sarı var. Arkadaşlar. Burada ya, sanırım deniz mi temizleniyor ya da bir inşaat alanı mı bir şey mi var? Bir bakalım, hem de şöyle size aslında buradan manzarayı da gösterelim. Şöyle Gestaş gidiyor. Biz buraya nasıl geldik ondan da size bahsedeceğiz. Evet Gökçe, burada sahil bandını bir temizleme çalışması devam ediyor. Burada tabii en merak edilen noktalardan biri pansiyonlar var mı? Varmış Gökçe burada pansiyonlar. Gelip burada kalabiliyorsunuz da. Yine A101 de var. Onu da size zaten arka tarafta gösteririz birazdan gezerken. Tam Gökçe burası bir yazlık adası, biliyor musun? Öyle. Evet. Ve hemen şunu da söylemek istiyorum. Burada cam, plastik, kağıt, metal, geri dönüşemeyen atıklar ve organik atıklar şeklinde çöpler ayrıştırılıp atılıyor. Bu unvana sahip de tek ada burasıymış. O yönden de özel. Gökçe gel şöyle gidelim. Ben oradan gitmemiştim. Ben şu an yüzümdeki mutluluğu bırakacağım. Evet. Çok güzel arkadaşlar. O kadar sevimli bir ada ki böyle gider girmez şey oldum böyle adaya. Daha doğrusu gider girmez derken adıma taratmaz böyle o sıcaklık beni... Ve aynı zamanda bozulmamış, korunmuş bir yere geldiğini evet. de direkt fark edersin. Yok, hatırlıyor musun? Şeye gittik ya, İzmir'de Çilek Festivali'ne gitmiştik. Evet. Aynı orası. Emir Alem'den bahsediyorsun. Aynen, orası da böyle köy ortamını tam anlamıyla hissetmiştik. Burası da gerçekten onu hissettiriyor. Şöyle böğürtlenleri görüyoruz. Aa çok güzel. Bunlar Avşa'da da vardı Gökçe var. Eskiden. Şimdi pek karşıma çıkmıyor. Eskiden daha çoktu bence. Herhalde zamanla bunları yoldular mı, kopardılar mı, ne yaptılarsa azaldı. Burası daha doğal geldi o yüzden gözüme. Burası halk arasında kaşık adası olarak da biliniyor. Çünkü evet. tepeden ve karşıdan bakınca böyle bir kaşığı andırıyor burası. Benim de. Doğaçlama geziyoruz. İnşallah yol ileri doğru gidiyordur. Hemen Gökçe aslında buradan dümdüz arkaya gidersek adanın ters yüzüne ulaşmak çok basit. Kestin mi? Buradan kestirme yolu var mıdır sence? Nereye gitmek istiyorsun? O senin hani plaja gitmiştin ya. Otobüs. Hayır, öyle bir kestirme yol yok Gökçe plaja. Yalnız bahçeleri şöyle göstermek istiyorum. Gökçe'nin şapkası engellemezse bizi. Şöyle ağaçlar dallarında meyveler. Şu çöpler çok iyi yalnız, her yerde böyle olmaz. Şurada harika yazlıklar var. Tam huzur adası burası. Arkadaşlar böyle... Dediğim kadar sevimli değil mi? Çok çok.
Ben mesela şey, bizim evden Avşar Adası'ndan yani karşı Ekinlik Adası'na bu adaya baktığım zaman çok fazla böyle tabii belli olmuyor bu kadar güzel bir ada oldu. Çok az böyle ev görüyorum. O da akşam ışıklar yandığı zaman. Hatta eskiden bu kadar ışıklı da değildi burası. Bizim evden baktığımızda o kadar ışıklı gözükmüyordu. Zaman içinde ışıklar da arttı. Çok güzel. Ara sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Siz nasıl buldunuz Ekinlik Adası'nı ilk hissiyat olarak? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız da ayrıca seviniriz diyelim. Ve gezimizi tüm hızıyla Gökçe devam edelim. Evet. Burası Marmara Burnu'na gidiyoruz. Marmara Burnu, Ayazma Mezarlık. Biz nereye gidelim? Bir A101'i gösterelim. Tamam. Burada bana en çok gelen sorulardan biri de büfe var mı, market var mı? Var. Hem de A101 var. Süper. İçini de hatta Gökçe bir gezelim gelmişken diyorum. Ben bir serinleyelim hem de. Yine oldukça sıcak bir havadayız. Evet. Ben bugün şapkamı taktım ama. Evet, Marmara... Gestaş'ın saatlerinden ötürü. Marmara Adası'na gittiğimde takmamıştım. Bugün daha korunaklıyım. Belki Ekinlik Adası'na şöyle gelmek isteyebilirler Gökçe. Avşa'ya gelmişsinizdir. Yarım günde bir Ekinlik Adası'nda görelim diyebilirsiniz. Nasıl gelebilirsiniz? Ondan kısaca bahsedelim. Hemen Gökçe, Salı ve Perşembe günleri Gestaş saat 1'de Avşa Adası'ndan kalkıyor. Ama biraz geç geliyor. Evet, böyle 1'i çeyrek geçe, aynen, 20 geçe gibi kalkıyor. Buraya da yaklaşık 15-20 dakikada geliyor, çok kısa bir süre. Evet, hemen geldi, ben hiç anlamadım. Dönüşte aynı şekilde saat 4.30'da oluyor. Buradan da Avşa Adası'na 4.30'da dönebilirsiniz. Bilet ücreti ise kişi başı 100 lira. Ve A101'imiz burada. Kömürü var, plaj sandalyesine kadar her şeyi var. Bir serinleyelim Gökçe. Serinleme ümidiyle girdik ama çok serinleyemedik. Arkadaşlar A101'in içi yani o kadar da serin değildi. Hatta zaten arkasındaki kapı da açıktı fark ettiysen. Evet. Ya belki de mal falan mı getiriyorlar? Neyse tam bilmiyorum. Kısaca sıcaktı. Ama içeride her şey var. Buraya evet, geldiğinizde ihtiyacınız olan her şeye ulaşabilirsiniz. Bak, yeni evler. Arkadaşlar soruyorsunuz ya Ekinlik'te ev var mı diye. Gökçe ne oluyor ya? Şey, otların arasında bir şey hareket ediyor zannettim. Hayret edin. Burada yılan olur, kertenkele olur. Her şey var. Aynen. Doğal ortam çünkü. Evet, Gökçe'nin bahsettiği yeni bir ev. Böyle gözüküyor. Tabii burada da yapılaşma başlamış. Ara ara gösterelim böyle bence. Merak edenler var çünkü. Aa, Gökhan ne ağacı? Güzel. Arkadaşlar çok güzel. Yaban mersinine benziyor ama tabii ki de emin olmadım hiç. Ama yok değil galiba. Şöyle bir daha yakından gösterelim. Evet. Belki takipçilerimiz biliyordur. Evet. Biliyorsanız paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle yeni bitki ve ağaçları öğrenmek hoşuma gidiyor. Adanın birazcık şu tarafı gördüğünüz üzere yeşillik değil, ağaçlık değil. Bunun sebebini de aslında öğrendik. Burada Gökçe, ekim yapıldıktan sonra hep yapıldığında ardından yangın çıkıp yanıyormuş. Aa. Bir trafolar patlıyormuş, bir şeyler oluyormuş. O sebeple de yeşillendirmiyorlarmış adayı. Evet. Bunu öğrendik. Tabii bunun çözümü var aslında, önüne geçilebilir. Büyük ihtimalle Avşa Adası da herhalde. Avşa Adası da aynı şekilde, evet. Yangına bir de müdahale tabii ki de zor oluyor ada şartlarında. Evet. O sebeple maalesef bu taraflar biraz kurak gözüküyor. Ama insanlar kendi bahçelerini, kendi arazilerini, arsalarını ellerinden geldiği kadar yeşillendirmeye çalışıyor. Kedi evet, şaşırdı bizi görünce. Yok bak, niye öyle bakıyor? Ooo! Ha, neden biliyor musun? Yavruları var. Aa, tamam, kedi. Gelmiyoruz senin tarafa. Aa, alttan yavruları. Bakın, nasıl şey? Kediden kaçtık. Ama sahiplenmiş şeyi falan var mıydı? Orada ona bakıyorlar galiba. Galiba yanında hemen ufak evet, yavruları var. Hiç istemedi geçmemizi. Aa, geçmeyelim biz de. Problem evet, değil. Ben şeyden dedim ki acaba Ekinlik'te hani çok köpek var mıdır diye korkuyordum. Kediden kaçtık, aynen. Zaten şimdi buradan Gökçe merkeze doğru bir inelim. Fiyatları da merak ettiklerini biliyorum takipçilerimizin. Keza ben de merak ediyorum. Acaba ben geldikten sonra bir zamlanma olmuş mu? Ama ne var ki tam olarak, hani kahve, çay? İçecekler var. Belki yiyecek bir şeyler buluruz. Burada çok özel bir ekmek fırını varmış aslında. Tamam. Belki bir ekmek fırını bulabilirsek ona da göstermek istiyorum. Hemen daha demin A101 marketin oradaydık. Yine o noktaya geldik. Ve şöyle ileride de ben sanki yeni yapılmış binalar görüyorum.
Şu ve hemen yanındaki yeni yapılmış. Evet. Tabii. Yine sağ taraftaki de yeni yapılmış. Güzel de konumlandırılmış birazcık böyle adanın üst tarafından. Geceleri çok güzel bir manzara vardır. Öyle tahmin ediyorum. Ya burası böyle benim hep nasıl söyleyeyim Gökçe sana? Çok güzel bir tatil adası olabilir. O izlenim evet. bana veriyor. Bakalım ileride belki değerlenir buralar. Tabii. Bana buradan yatırımlık bir arsa. Bence kesin değerlenir. Her yer doluyor. Bize ya. Arsa konusu çok soruluyor. Evet. Fakat burada şöyle durumlar var birazcık arsalarla alakalı. Belli metrekare üzerlerine ev yapılması serbest. Daha az olunca ev yapılması yasak. Evet. Tam da vakıf değiliz konuya açıkçası Gökçe. Bildiğim konular değil. O yüzden fazla yorum getiremiyorum. Bunun şimdi... aslında en güzel yöntemi internete yazarak belki emlakçılara ulaşabilirsiniz. Hı hı. Öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Onun dışında tabi buralarda Gökçe satılık arsa bulmak mümkün. Aynı şekilde evet. Avşa'da var ama işte adanın konumuna göre, evet. büyüklüğüne göre, ev yapıp yapılmaması, imar izni olup olmamasına göre fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor. Bunu da söylemek istedim. Biz daha çok arkadaşlar böyle hani yürüdüğümüzde karşımıza çıkarsa yeni yapılmış bir ev öyle evet. hani gösteriyoruz sadece. Onun dışında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Yalnız şimdi bir konuya değineceğiz hemen dostlar. Evet. Burası Gökçe biliyorsun çöp ayrıştırılan yer diye evet. övdük. Ben geçen evet. videoda da çok ne kadar mutlu olduğum evet. bu konudan bahsettim. Fakat şunları da göstermeden edemeyeceğim. Tam sen konuşurken gözüme parkaya gitti. Yani onca yapılan yatırıma, hizmete, halkın bilinçlendirilmesine rağmen buraları görüyorsunuz. Ve anladığım kadarıyla Gökçe bu A101'den gelen tabii atıklar da burada fazla var. İlginç. Yani bu güzel adanın bu şekilde böyle çöpe dönmesi. Bilmiyorum. Baksana Gökçe inanılmaz plastik var ya. Evet. O taraflara kadar uçuyor. Evet. Adanın ufak ara sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Geçen videoda Gökçe, onu da bu tarafa bırakıyorum. Sevgili Burak, adanın bize çok farklı noktalarından bahsetmişti. Evet. Beraber çok farklı yerlerini gezdik. Bugün seninle biraz daha tatile gelirsek neler yapabiliriz? Tatil için uygun mu noktasına böyle adanın ara sokaklarını yürüyerek keşfedelim Hı-hı. istiyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Evet zaten Gökberk'in bir önceki videosu bence çok güzel karşılaşmalar oldu. Onlar evet. gayet güzel bir şekilde adayı gezdiler. Bugün ben biraz da senin dediğin gibi turist gibi geldim buraya. Zaten gelir gelmez böyle sağa mı gitsem sola mı şaşırdım. Çok hoşuma gitti. Evet çok Aynen, iyi. Evet. Şu an arkadaşlar tamamen yani ben de sizinle keşfediyorum. O yüzden mutluyum. Ben buraya şöyle gelmek isterdim Gökçe. Bunu da açıkça dile getireyim. Bir arkadaş grubum olabilir, bir aile evet. dostumuz. Böyle biraz kalabalık hani çok da değil ama şöyle bir 6 kişi olabilir, 8 kişi. Buraya gelip 2 gün boyunca telefonları da kapatacağım. Zaten sağ olsun devletimiz tüm uygulamaları yasakladığı evet. için abla. Telefonu kapatmanıza da gerek yok. Tam böyle kafa dinleyerek çok farklı bir tatil yapabilirsiniz burada. Bunu en başta belirtmek istiyorum. Tabii biz buraya arkadaşlar böyle geldik ama yine denize giremeyeceğiz ne yazık ki. Çünkü gemi sanırım 4.30'da. Evet 4.30'da. Evet ona da yetişmek zorundayız. Onun dışında... Bir de dostlar hem çekim yapıp hem de böyle birazcık biraz tatile oluyor. Döndürelim olunca maalesef olmuyor. Hı. Biz buraya tamamen bugün çekim odaklı geldik. Bu arada arkadaşlar eğer Avşa'da kalırsanız ve tekneniz varsa yine Ekinlik Adası'na da tekneyle gelebilirsiniz. O kadar çünkü uzak değil. Bizde bot var ama ben tabii ki de botla gelmeyi tercih etmem. Çünkü bota çok fazla güvenmiyorum. Ama bir keresinde buraya tekneyle gelmiştik. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Evet adanın arka tarafına doğru gidip denize evet. girmiştik. Orada da deniz çok keyifliydi. Çok hoşuma gitmişti. Evet. Şimdi Gökçe yukarı doğru çıkıyoruz biraz daha. Sonra adanın bir de diğer tarafını da gezeceğiz seninle tamam. beraber. Ya ara sokaklar falan gerçekten keyifli evet, bu adada. Evet evet güzelmiş. Ben böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Senin videonu izlediğimde biraz gözümde canlanmıştı. Şu an direkt buraya kendim gelip görmem çok farklı hissettirdi. Tabii ne, videodan ne kadar gösterirsek gösterelim bir yere gelip yaşamak çok daha farklı. Merhaba. Tamanlar sokağıymış burası Ay, da. Şöyle güzel. Duvarda güzel süslemeler var. Duvarlar renkli. En sevdiğim şey renkli duvarlar. Tamanlar ne demek acaba? Baksana evin güzel. Çok güzel maşallah. Epey sıcak Gökçe. Evet bayağı sıcak. Yürümeye devam ediyoruz. Bu arada tabii ki de Ekinlik Adası Avşa Adası'na göre oldukça küçük ve yapılacak şeyler de daha az. Ama bu biraz da bence kişiden kişiye değişiyor. Ben böyle sakin bir adada da gayet güzel gün geçirebilirim. Ben seviyorum böyle sakinliği. Ben de kesinlikle Aynen. geçiririm. İlle böyle yok
İşte çok aktif olayım da öyle şeylerde gözüm yok. Burası bence gayet güzel bir huzur. Böyle sabah uyandığınızda direkt denize gidebileceğiniz. Değil mi? Gayet evet, güzel. Evet, kimse kimsenin karışmadığı. Şimdi denizi de gösterelim size. Oo, Gökbaş çok güzel. Şuradan gireceğim Gökçe. Tamam. Abi şu evin güzelliğine bak. Arkadaşlar yalnız benim dikkatimi çeken şey gerçekten evler güzelmiş. Güzel evler var. Yine bu alt tarafımız da bir evmiş aslında. Deniz de şuradan şöyle gözüküyor. Zaten şimdi biraz böyle denize aşağı doğru da ineriz Gökçe. Sen o geldiğin sefer, geçen sefer böyle buralardan yürümüş müydün? Buralardan yürümedim. Ben de seninle ilk defa yürüyorum. Ve hatta böyle bir yerin olmasına sevindim, böyle bir yürüyüş yolunun olmasına. Değil mi? Evet. Deniz şu an solumuzda kaldı. Sağ ve solumuzda yine evler var. Böyle keyifli bir yoldan yavaş yavaş yürüyoruz. Nereye yürüdüğümüzü bilmeden açıkçası. Şöyle üzümleri göstereyim size. Dalında Gökçe salkımda. Bence arkadaşlar bu ada bereketli bir ada. Evet değil mi? Maşallah bir tüm böyle ağaçlar meyveler vermiş. Burada deniz şöyle gözüküyor. Gökçe burası eski zamanlarda evet. Rumlara ev sahipliği yapan bir adaymış. Eski Rum evlerini de birazdan göreceğiz aslında. Evet. Önlerinden geçeceğiz. Ondan sonra Rumlar buradan gidiyor ve Türkler bu adaya gelmeye başlıyor. Evet. Özellikle Karadeniz bölgesinden, yani Kastamonu ve Trabzon. Burada yaşayanların da yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa %90'ı o taraflardan gelenler. Evet. Böyle de farklı bir hikayesi var aslında adanın. Kültürel anlamda da çok geniş bir ada. Söylediğim gibi az sonra gezeceğiz evleri. Çok şaşıracaksın böyle evleri görünce. Çok güzel evler var çünkü. Gerçekten hikayesi, burada insanların yaşayış biçimi çok farklı geliyor bana. Çok küçük. Özellikle kışları çok merak ediyorum. Belki bir kış buraya gelmek isterim yani. Bayağı. Var. Ya bayağı değil ama kışın nüfus çok düşüyor. Öyle söyleyeyim. Evet. 40 kişiye kadar falan, 30 kişiye kadar falan düşüyormuş hatta. Oo, biri denize giriyor. Zaten bu havada yapılacak en güzel şey ne Gökçe? Denize girmedik. Ve arkadaşlar deniz şu an böyle o kadar güzel, değil mi? Güzel gözüküyor ki ben de özellikle adanın şu şöyle parmağımla göstereyim. Arka tarafında, gelin hemen plaja girelim. Çanakkale Boğazı'na denk geldiği için deniz tertemiz burada. Yani Avşa'dan daha temiz bir denizi var. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve plaja indik. Plajı merak ettiğinizi de biliyoruz. Şöyle gösterelim. Biraz taşlıklı ama. Ben şunun içine girmek için çok istedim yani. Aynen. Çok güzel gözüküyor. Yürüyüşe devam edelim. Adanın en meşhur sahili aslında adanın arka tarafında. Yine bu tarafta, bizim yürüdüğümüz yerde. Oraya kadar Gökçe yürümeyebiliriz. Ben belki bu sefer şey dedim Gökberk, hani istersen yürüyebiliriz diye, ama odunun çok yorucu olacağını söyledi. Bir de gemiye yetişip yetişememek de bizi birazcık tereddütte bıraktı. Arkadaşlar yaklaşık 2,5-3 kilometre ve aynı zamanda şöyle bir durum var Gökçe, hiçbir gölgelik yok. Tamamen böyle kabak gibi açıkta yürümen gerekiyor. Fakat ben geçen videoda dostlar oraya gittim. Orayı denemiştim de. Şimdi de oranın size drone görüntülerini göstermek istiyorum. Ama be ablacığım. Arkadaşlar Gökberk size drone görüntülerini de gösterecek, çekmiş oldu. Ama onlar... Yani Gökçe öyle bir noktada araya girdik. Arkadaşlar neden araya girdiğimi şöyle demek istiyorum. Böyle yürürken denize açılan sokaklar görünce hepsini göstermek istiyorum. Bu bir sokak değil ama bence. Ama baksana minik bir sokak gibi. Evet şöyle arkadaşlar Gökçe'nin göstermek. Bana yani en fazla o yazı hissettiren şeylerden biri de bu denize açılan sokaklar. Evet, o yüzden hepsini göstermek istiyorum. Bunun için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Tam Gökçe araya girmeden önce, size o sokağı göstermeden önce buradaki plajdan bahsediyordum. Roti plajı. Gökçe ne plajıydı adı ya? Vole. Ha Vole. Roti nereden çıktı? Roti Tayland'da bir yemek. Vole plajı. Şu anda plajı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir plajı var. Ufak bir işletme var. Orada böyle işte köfte ekmek olsun, diğer farklı şeyler olsun. Bunlara da orada yine patates kızartması, soğuk içecekler. Bunlara da oradan ulaşabiliyorsunuz. Orayı da buraya gelince mutlaka zaten tercih edersiniz. Fakat söylediğimiz gibi yürüme yolu birazcık uzak ve sıcak havada gerçekten yorucu olabilir. Fakat aşağıda birileriyle konuşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz sizi götürmeleri açısından. Bu arada dostlar burada şöyle bir nokta var. Gökçe bana bunu çok sefer sordu. Gökberk burada taksi var mı diye. Ben burada hiç taksi görmedim açıkçası. Zaten dolmuş olmadığını biliyorum. Fakat taksi olup olmadığını bilmiyorum. Bilen varsa onu da yorumlara yazarsa hem biz öğrenmiş oluruz hem de buraya gelecekler için güzel bir
bilgi olur dostlar. Şimdi Gökçe böyle bir iskele yendik. Arkadaşlar ben buraya indim ama sanki bana burası böyle özel bir iskele gibi geldi. Ya sanki direkt, şimdi fark ettin mi Gökçe? Yol eve doğru uzanıyor. Sanki böyle... Özel bir iskele, evet, olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası Gökçe. 2-3 tane böyle yan yana var ya. Bir de bakar mısınız, iskelenin arası yok. Ama bu iskele zaten yıkılmış. Evet. Şu daha yeni gözüküyor. Yine şurada da şöyle var. Denizi tekrar gösterelim. Aa, dur bak, Vatos. Yok, çok korkuttun beni. Arkadaşlar, şöyle ani hareketler yapma ya. Arkadaşlar bakın, Vatos. Bakın. Şey... Tut bakayım kamerayı abla. Avşa'da ben denize girerken hep böyle çocuklar işte Vatos gördüm, Vatos gördüm diyorlardı. Ben pek inanmıyordum, gerçekten varmış. Nerede Gökçe? Gitti bak, şurada ileride gitti sana çanakadan. Hoşçakal Vatos. Doklar çekmeye çalışıyor ama çok da... Çektim birazcık aslında. Aynen. Siz az önce gördünüz. Tabii o ilk tepkiyi Gökçe'ye verdiğinde tam yakalayamadık. Aynen. Olsun. Şu anda biraz burada denize girme düşüncelerim değişti açıkçası Gökçe. Bak olsun. Ama Avşar'da da var. Var mı? Sen var olduğunu tabii iddia ediyorsun ama... Ben geçen gün gördüğümü düşünüyorum. Gökçe her ne kadar değil desene. Ne bileyim, ben şey yapamıyorum. Bir de Gökçe bana diyor ki dal dal diyor, bak bak diyor. Gözümde gözlük yok. Nasıl görebilirim ki? Vatos. Burası da Gökçe eski okul ve kilise harabesiymiş. Buradan hatta çok sayıda kemik çıkmış. Bunun da evet bilgisini vereyim. Biz içine giriliyor normalde dostlar. Bir arka kısımdan Gökçe giriliyordu. Bu tarafından ben görmemiştim. Yo bir dakika, burası orası mıydı? Yo yo, buradan giriyorduk. Aynen buradan giriyorduk, doğru. Arkadaşlar. Gel bakalım Gökçe. Yo, birazcık tırstım. Çok güzel bir manzarası var içine. Giren falan çıkmıyor mu? Çıkmaz ya herhalde, bilmiyorum. Çok da sıcak hava. Her şey olabilir. Evet abla, hadi korkma. kaç. Evet. Burası da adanın gerçekten güzel bir noktası. Çok değişik bir yer. Şu aynadan özellikle bakmak, ayna değil camdan. Çok farklı bir hava katıyor. Şöyle bir. Tabii maalesef burası da hijyen konusunda çok yetersiz. Ne kurdu be? Oha! Baksanıza nasıl, ama Gökçe kurtlar kurumuş. Çok ilginç. Çok değişik. Kaçalım buradan. Abla yok artık, baksana. Ne var bu? Arkadaşlar tabut. Yok. Tabut. Merkeze gidelim, hadi gel. Tabut var. Demek ki çıkan kemikler doğruymuş. Nasıl bir, Allah Allah, ben diğer geldiğimde burası böyle değildi. Yani ben tabutu herhalde görürdüm. Evet, gerçekten gezimiz çok farklı ilerliyor. Şimdi Gökçe merkeze doğru gidelim. Evet. Ne hissettin? Aslında tabii ki de gündüz vakti o kadar korkunç değil ama şu yönden korkunç. İçeriden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Evet. Beni bir de birazcık Gökçe tabut açıkçası tedirgin etti. Ya tabut içi boş, bir şey olmaz da. Ama orada bir tabut olması. İlginç. Gerçekten orası da adanın farklı bir bölgesiydi. Evet, Avşa'da da gerçi böyle eski harabe yerler var. Tabii manastır var mesela, evet, bizim orada da. Var ama... Kimisi yenileniyor, kimisi yenilenmiyor, öyle kalıyor. Biz şimdi böyle dinlenmek amaçlı çay bahçesine benzer bir yere oturduk. Yok bak, içeri baktı ama kimse yoktu. Yaklaşık bir 10 dakikaya yakındır oturuyoruz, kimse yok. Ama burada mesela oturup muhabbet eden kişiler de sanırım birbirlerini tanıyorlar. Ben öyle anladım. Ekinlik Adası'nda herkes herkesi tanıyor gibi. Kimse yani herhangi birinin olmamasını sorun etmiyor şu anda. Evet. Değil biz mi? De onlara uyum sağladık tabii. Biz aynen de sorun etmiyoruz. Biz de birazcık dinlendik. Hem aslında de biraz soda içelim diye niyetlenmiştik ama. Evet, aslında başka diğer tarafta da bir yer var. Belki sonra dönüşte orada otururuz. Çünkü orada sanki bir şey içiyor gibilerdi. Evet. Bir de adanın hani merkezde yemek yenecek bir yerler ben bakıyorum işin, evet, aslı. Ama öyle bir yere henüz denk gelemedim. Bir bakalım, o taraflara da gezeceğiz Gökçe. Evet, belki oralarda adada böyle bir şeyler, hani bir yemek göstermek istiyoruz. Gerçekten çok, evet, istiyorum. Bakalım. Eğer arkadaşlar burada yemek de bulamazsak büyük ihtimalle Avşa'ya döndüğümüzde orada bir şeyler yeriz. Evet tabii, Avşa'da mutlaka gösteririz. O zaman biz Gökçe adanın şimdi diğer bir tarafına doğru, yani kaşığın, tamam, diğer ucuna doğru yürüyelim. İşte bahsettiğimiz Zorum evlerinden bir tane örnek aslında Gökçe, hemen karşıda duruyor.
şöyle yakınlaşıp gösterelim size. Bir de abla gelsene, şu ara sokağa girelim. Orada fırını gördüm galiba. Çok güzelmiş bu bina. Bina harika gözüküyor. Hemen 6004 sokağa giriyoruz şu anda. İskelenin sağ çaprazında bulunuyor. Burada da Gökçe meşhur bir fırın var. Eğer yanılmıyorsam. Şimdi o fırına doğru da sizinle gidelim. Orası çok güzel esiyordu gölge. Bak Gökçe, Ekim fırın. Ama burası galiba sayıyla ekmek veriyormuş. Şöyle de burada gazete küpürlerinde kendilerini görebiliyoruz. Yok hayır ya, alakası yok değil mi? Gazete küpüründe kendilerini görmüyoruz. Yok. Hadi Gökçe devam edelim. Tırnak yiyorum geçirmiş. Bir anda öyle zannettim de tamamen güneşi kesmesi açısından kullanılan bir şeymiş. Arkadaşlar ben internette... İçeride kimse yoktu fakat evet. Ben baktım, ekmek de yoktu. Sayıyla ekmek çıkıyormuş galiba. Yani, tabii belki kışları öyledir. Yazın belki daha çok ekmek çıkıyordur. Onu tam olarak bilemiyorum. Değişik değil mi? Evet, buranın gerçekten çok eski ve meşhur bir fırınıymış orası evet. Da. Hemen burada bir tane oyun parkı görüyoruz. Çocuklar için yapılmış. Güzel gözüküyor. Ve oyun parkının manzarası da yalnız inanılmaz gerçekten. Daha önce herhalde hiç böyle bir oyun parkı görmedim. Tamamen denize nazır, sıfır. Hatta şurada da salıncaklar var Gökçe. Baksana güzelliğine. Direkt denize sıfır. Ama salıncak kırılmış. Evet, birazcık evet. Bakımsız kalmış. Burada balıkçılık çok yaygın. İnsanlar geçimlerini genelde balıkçılıkla sağlıyorlar. Daha eski zamanlarda ise adanın, yani yerleşiminin daha da eskilere dayandığı zamanda süngercilik varmış Gökçe. Fakat şu anda yapılmıyormuş. Balık da geçen geldiğimde burada balığa çıkan birkaç kişiyle konuşma fırsatım olmuştu. Eskisi kadar çok olmadıklarından bahsetti balığın, evet maalesef. Ama hala burada insanlar balıkçılık yapıyor. Zaten bir sürü de tekne görüyoruz. Yine tabii atıyorum şu tekneyle Gökçe, Avşa Adası'na gitmek çok kolay. Avşa gerçekten hemen karşımızda, bakın o kadar yakın ki. Yok, bak mesela... 10 dakika falan alır diye tahmin evet. ediyorum. Şu karşındaki yer Avşa'nın hangi tarafı oluyor? Marina, Mavi Koy tarafı yani. Evet. Hemen karşıda iskelemiz var, Fener Adası da sağ tarafta kaldı. Şöyle güzel bir ağacın altında bir salıncak var. Denize bir daha bir şuradan bakalım mı? Bakalım. Güzel. Fena gözükmüyor. Ama en güzel plaj söylediğimiz gibi adanın diğer tarafındaki plaj. Gerçekten oranın hem kumsalı çok güzel hem de denizi çok güzel. Tam Çanakkale'ye doğru baktığı için de ayrı bir. Böyle bir soğukluk da var Gökçe oradaki denizde. Ben daha önce girmiştim. Güzel çam ağaçları var. Evleri gösterelim. Evet, şurada mesela evet. bir tane görüyoruz. Şurada biraz daha yeni yapılmış. Evet. Avşa'da sence bu kadar taş bina var mı? Bence yok gibi. Bence de yok. Bu kadar çok yok. Ya evet. da daha büyük olduğu için aralarda kaybolmuş diyeceğim ama. Burada daha Bilmiyorum. Fazla göze çarpıyor bu eski binaları. Çok sessiz, sakin bir ada. Çok huzurlu bir ada. Arkadaşlar, yeni binaları biz gördük gezerken. Gerçi tek tüktü onlar da. Umarım yani bu güzel dokusu çok fazla bozulmaz. Çünkü artık böyle bana şey gibi geldi. Buradaki herkes birbirini tanıyor, değil mi? Evet. Evet. Fakat bu adaya bence güzel bir restoran, bir yemek yenecek evet, yer evet. açılabilir özellikle merkezine. Böyle bizim gibi mesela günübirlik gelen, hı hı. o Voli plajına değil de merkezde evet. gezmek isteyenler için. En azından bir atıyorum hani köfte ekmek yapan biri olsa yeterli bence. Evet, o tarz böyle fast food tarzı da olabilir mesela. Bilmiyorum, belki oralarda bu arada tost vardır. Ama evet. herhangi bir hani bir tabela yok, o yüzden görmedik biz de. Oo, garajı bak. Şu ev de çok güzelmiş. Çok güzel evet. evler var gerçekten burada. Evet, benim dikkatimi çeken şeylerden biri de Ekinliğin sahil bandında gerçekten evlerin görkemli olması. Arkadaşlar, şu an sahil bandında yürüyebileceğimiz en uç noktaya gelmiş bulunmaktayız. Artık daha burasının ilerisine geçmemiz için ayaklarımızı suya sokmamız lazım ama tabii bunu yapamayacağız. Bu noktadan geri mi dönelim Gökhan, yoksa yukarılara doğru çıkalım mı? Abla, yukarılara doğru çıkmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü söylediğim gibi aslında A101'den dümdüz gidince sürekli aynı manzarayla karşılaşacağız. Evet. Değişen bir şey olmayacak. Orada bir yerleşim ya da bir plaj yok. Ama şöyle yapabiliriz istersen. Biraz daha böyle ara sokaklarına dalabiliriz aslında. Tamam.
şimdi hemen merkezde yer alan Yıldız Kafe'ye geldik. Şöyle kahvelerimizi de söyledik. İki tane orta şekerli Türk kahve. Kahve oldukça büyük ve lezzetli bu arada. Benim hoşuma gitti. Evet, gerçekten benim de çok hoşuma gitti. İyi geldi yani bu sıcakta. Arkadaşlar onun dışında Yıldız Kafe'de sabahları börek, poğaça gibi sıcaklar da oluyormuş. Ve yine kahvaltı servisi de oluyormuş. Akşamları da midye ve waffle da çıkıyormuş. Evet, aynı zamanda tost falan da varmış. Aslında evet, az önce bizim hatalı bilgi vermişiz burada. Onu düzeltelim istedik. Yeme içme yerleri yokmuş diye. Daha farklı şeyler de var. Hatta Gökçe şimdi bahsedecek zaten. Yürüdüğümüz yerde de Gökçe. Orada da çiğ börek ve kokoreç varmış. Evet, hatta evet, şaşırdım bayağı. Burada tanıştığımız hanımefendi şey dedi. Biz de siesta yapmayı severiz dedi. O yüzden aslında böyle öğlen gelirseniz ve herhangi bir tabela göremezseniz, buraların boş olduğunu düşünürseniz gelip burada sorabilirsiniz. Yani yeme içme konusunda varmış Gökçe. Bilmiyordum ben mesela. Mutlu ben oldum gerçekten. Tabii sabahları arkadaşlar burada insanlar denize gidiyorlar. O yüzden şu merkezi çok da kalabalık da değil. Günübirlik çok fazla gelen insan da yok. O yüzden anca herhalde kısıtlı sayıda imkanlarla bu şekilde gerçekleşiyor. Evet, ama mesela şu anda aslında sabah bir toplu alım gerçekleşmiş. Börek ve türevleri yokmuş. Yani bence Gökçe, çoluğunuzla çocuğunuzla geliyorsanız ya da böyle aç kalmayı göze alamayacaksanız yanınıza ufak bir mesela avşadan bir börek alabilirsiniz. Belki bir ekmek arası kendinize bir şey yapabilirsiniz. Ne olur ne olmaz. Garanti olması açısından. Evet, çünkü bazen kendisi de bahsetti, kapıyorum dedi. Bazen de açmıyormuş. Evet, ama mesela atıyorum su konusu, diğer soğuk içecekler olsun. Onlar zaten en kötü A101'den halledilir. Ki şurada Gökçe ufak bir tekel markette var. Onu da söyleyelim yani. Geçmeyelim. Ama arkadaşlar burada bence benim için bir eksiklik taksi olmaması. Yani taksi varsa da ben şu ana kadar hiç görmedim. Ancak buraya hani arabanızla gelirseniz rahat bir şekilde diğer Vole plajına gidebilirsiniz. Onun dışında gerçekten buradan yürümeyi biz göze alamadık. Bilmiyorum. Hani gemi saatleri de çok uygun değil. Hani gelip erken bir saatte dönmek zorundayız. Ben onu da bir sorayım. Sen bu arada etkinlikten bir onu da teyit ettireyim. Tamam. Ben de burada arkadaşlar kahvemi içim hazır bir fark etmişken. Evet arkadaşlar sordu, Gökberk mecbur yürünüyormuş. Merhaba. Tanıdık mı diye bakıyorsun. Evet. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Onu artık başka bir sefer. Çok sağ olun. Öyle yaptık. Evet evet. Teşekkür ederim. Keşke. Arkadaşlar bir de buraya günübirlik gelirseniz eğer mutlaka siz de fark edileceksiniz. Çünkü buradaki simalar artık birbirini tanıdığı için acaba hani dışarıdan mı geldiler yoksa buradakilerin torunları mı diye, değil mi? Evet. Onlar da bir ikilem yaşıyorlar gerçekten. Ama onun dışında hiç yani öyle yabancılık çekmenize gerek yok. Gayet sıcakkanlı herkes, çok tatlılar. Çok yardımsever gerçekten burada herkes. O yüzden ben güzel bir gün geçiriyorum. Evet, kahvemizin Gökçe o zaman tadını bitti. Çıkartalım. Kahvemiz benim bitti. Evet, sohbet tabii laf lafı açınca, yan tarafla da sohbet edince kahve kaşla göz arasında bitti. Güzel bir kahvemizi içtik. Arkadaşlar biz burada böyle miskin miskin otururken gerçekten çok teşekkür ederiz. Bize böyle koruk suyu ikram ettiler. Çok güzel. Şöyle artık son Gökçe koruklarmış bir de. Oo süper. Ay çok güzel. Koruk suyu Gökçe neyden yapılıyordu? Üzümden yapılıyor. Daha önce denemedik sanırım. Yani denemişsem de çok eskiden belki denemişimdir. Şöyle çok güzel. Ve şey şekeri de tam benim sevdiğim gibi böyle çok aşırı şekerli değil. Tam kıvamında. Vallahi çok, çok lezzetliymiş. Harikaymış dostlar. Evet. Gelirseniz mutlaka burada da böyle bir koruk suyu deneyin derim. Evet. Şimdi biz Gökçe ile otururken Selda ablayla tanıştık. Kendisine böyle bir teklif sundum. Birazcık dedim hem etkinlikten bahsedebilir miyiz videoda diye. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz diye önce sorayım. Her şey çok güzel. Burada hayat güzel. Onu soracağım. Etkinlikte hayat nasıl geçiyor çok diye. Çok güzel. Her ne kadar birçok kişi zor olduğunu kabul etse de buradaki hayat güzel.
güzel yani. Ama her şeyimiz zor. Bir eczanemiz yok, hastanemiz yok. Ama bu sakinlik bize cazip geliyor. İstanbul'un kargaşalısından sonra ben burada en az 3 ay kalıyorum. Bazen 4 ay. Seviyorum. 40 yıldır geliyorum. Ben buraya 40 yıl önce teyzemin vasıtasından hüzünlü bir tatile gelmiştik. Babayı kaybettik. Sonra kardeşim burada bir balıkçıya aşık oldu. Burada yaşamaya karar verdi. Dolayısıyla 40 yıldır geliyoruz. 40 yıldır buraya geliyoruz. Olduk. Ondan sonrasında 8-9 tane kuzenler, kardeşler, ablalar, teyzeler hep ev yaptık. Biz de Ekim'in sonradan gelen en büyük ailesi olarak. Bir çok sürü güzelmiş. Evimiz var. Her şey güzel. Ben Yıldız Kafe'de çalışıyorum. 4 yıl, pardon olmadı, 7 yıl voley plajını işlettim. Adanın en büyük ve tek tesisi olabilen. Güzel şeylerdi. Çok mutluluklara imza attık. Çok güzel eğlencelere imza attık. Önceki sene final yaptık, devrettik. Geçen yıl çok boş bir yazdı. Ben seviyorum. Çok kafa dengi olan, beraber büyüdüğüm buranın sahibi İlknur, çocukluk arkadaşım, onun bir yurt dışı seyahatinden bir ay buraya bakmamı rica etti. O bir ayda da devamı geldi. Eğlenceli, güzel, hoş bir hayat. Süper. Siz harika. De geldiğiniz için teşekkür evet, ederiz. Biz de çok memnun olduk. Biz de çok mutlu olduk. Evet, çok güzel bir tesadüf oldu. Ben bu saatlerde herkes gider dinlenmeye, ben de gidiyordum. Müşterim var diye gitmedim. İyi ki gittim. İyi ki denk geldik. Sizi tanıdım. Ekinliğimizin koruğundan bahsedeyim. Koruğumuzu İlknur arkadaşımız yapıyor. Güzel başarılara imza attık. Hoş oluyor. Dip frizlerine götürüyorlar. Hepsi buranın üzümleri. Evet. Burada işte birkaç işçiye bile yemek yapıyorum. Markete yemek. Oradaki elemanları A101'imiz var. Birkaç tane inşaat çalışanları var. Onların elemanlarını getirdikleri ustalara. Ama İlknur'un midyesi ve waffle'ı gerçekten çok güzel. Hep vardır. Midye buralardan yani. Çıkarıyor. Tabii kendi İlknur kendi. Yetişemediği yerlerde hava şartlarının ve kendi sağlığının müsait olmadığı zamanlarda Marmara'dan da alıyor, market midyesi de kullanıyor. Ama birçok müdavim var ki İlknur abla yaptığınız kendi çıkardığın zaman haberimiz olsun. Onlarınkini hep saklı tutuyoruz. Onlarınkini de kendi çıkardığı, herkes yüzerken o kenarda, o güneşin altında midyelerini ayıklar. İster sandviç, ister porsiyon. Çok güzel. Güzeldir bizim adamız ya. Süper. Peki yerli turistin buraya ilgisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok gelen oluyor mu yoksa? Çok. Maalesef buranın yerlisi de bu kadar kalabalığı istemiyor. İnanamayacağınız bir güven var burada. Burada kimse kapısını kilitleyip uyumaz. Bizim kapılarımız hep açıktır. Evet. Ben 7 yıl voleyi çalıştırdım. Sayısız cüzdan buldum, telefon buldum, altın kolyeler. Kaybolmaz. Dün akşam şurada bir çok marka olan bir güneş gözlüğü buldum. Hanım geçerken bakınıyordu. Ben de güneş gözlüğü var dedim. Bunu takdir edin ki yok Avşa'da, yok Marmara'da, hiçbir yerde yok. Bu güven çok güzel. Kalabalık geldikçe de yerli halk bunu istemiyor haklı olarak. Evet, ben bunu daha önce duymuştum aslında. Yani bir tane bir sıkıntı yaşandı. Bir inşaat işçisinin bir terliği kaybından ortalığı ayağa kaldıran bir arkadaşımız dedi ki benim derdim terlik değil dedi. Ben duvardan atlayan bir adamı gördüm. Belki de birkaç kere o duvara çıktı. Benim evime baktı. Yarın öbür gün bir çocuk olur. Yaşlı evde anneannem var. İstemiyoruz bunları dedi. Bir terliğin onu alanı, çalanı bulduk ve gemiye gönderdik. Evet. Gitti. Bir iki kişi geldi define mefine aramaya. Hemen fark edildi. Küçücük çocuk resim çektiğini fark etti. Zınk onu aradı. Saygı güvenliği, gelin bu adamı alın. Define'yle alakalı bir şeyler yapıyor galiba dedi. Burası çok soyuna, coğrafyasına sahip insanlarla dolu. Ben 57 yaşındayım. Bir üst grubum bu. 65-70 grubu diyeyim. Daha yaşlısından bahsetmeyeyim. Diyorlar ki biz çocuklarımızı bu kadar güvenli büyüttük. Dolayısıyla torunlarımızın da böyle olmasını istiyoruz. Onların çocukları da diyor ki biz büyüdük, biz de büyütelim.
bir yabancı istemiyoruz diyorlar. Buraya apart yapmak isteyenler oldu. Lavanta tarlaları için işler oldu. Yerli halk istemiyor bunu. Burası Kastamonu'nun köyü diyorlar. Burası tatil yeri olmasın. Burada tekneler çok gelmesin. Jandarma bile olayımız oldu. Geçen sene bir büyük bir şey oldu. Bize göre çok büyüktü. Jandarmayı çağırdık. Sürekli jandarma olsun dediler. Jandarma dedi ki burada bir tane olay olmuş. Yani bunu vermiyor. Güvenlik kolluk kuvvetler buraya yatılı jandarma vermiyor. Hani diyorum ya, biz burada kendi yağımızdan kavrulmayı, sorunlarımızı çözmeye çalışmayı, bir derdimiz ulaşım. Özel olduğu için burada alışveriş çok zor. Gestaş haftada iki gün geliyor. Çok zor yani. İnsanın her gün bana göre hastaneye, eczaneye gidebilme hakkı olabilmeli. Bunlar temel şeyler zaten. Yani en önemlisi, bırakın marketi, kasabı, manavı, bir insanın bu coğrafyada yaşıyorsa her gün gemiye binip dönebilme hakkı olmalı. Bunun için de ben de çok girişimci oldum, ricacı oldum. Lütfen imzaları toplayalım. Beni onun manevrasının fiyatı alakadar etmiyor. Ben gemi hınca hınç dolduğu zaman bana fazladan geri para veriyor mu? O zaman iki insan içinde gelsin. Haksız mıyım? Kesinlikle haklısınız. Olmalı. Bu bizim insan ihtiyacımız. Yalvara yakara artık 2 yıldır doktorumuz geliyor. Ona gidip ilaçlarımızı yazdırıyoruz. Ama daha biraz daha haklarımız olabilmeli. Çarşıya, pazara gidebilmeliyiz. Evet. Niye biz hep 600 lira verip sandal tutuyoruz? Bu çok iyi bir para. Onu soracağım. Buradan Ekinlige Avşadası 600 lira. 600 lira ve sizi beklemek istemiyor. Çok ciddi bir rant oluştu. Daha uygundu. O da kendince para kazanmayı seviyor. Haksızlık değil mi? 600 lira Türkiye şartlarında çok iyi bir para. Ben niye pazara, eczaneye giderken 600 lira ödüyorum ki? Yani bu olur mu? Adalet mi bu? Bu çok gerçekten çok hainlik. Ama o da parasını kazanacak. O zaman ne oluyor? İmza toplayalım dedim. Gestaş bize bir şey vermesin, sefer düzenlemesin. Ama 3 tane mi geliyor? Bir tanesi uğrasın kardeşim. Bunun manevrasını da bize hesaplatmayın. Bir tanesi de uğrasın, bize desin ki, biz de bilelim ki haftanın 3 günü biz avşaya geçip eczaneye gideceğiz. Temel ihtiyaçlarımızı gidereceğiz. Birbirimize haber veriyoruz. 600 lirayı pay edelim mi diye. Para çok kıymetli. Doğru. Zaten bunu mesela, halletmeye çalışıyoruz. Erge'ye giderken de biz yine 100 TL veriyoruz. Ekinliğe gelirken de 100 TL. Evet. Aslında verdiğimiz para değişmiyor. Yani o da bir başka boyut. Evet. Tabii burada hani yakın mesafe okula ama giden bile ben mesela birçok kere bulundum sabah çok erken saatlerde. Fiyat politikası gerçekten hoş değil. Okula giden çocuk yarısını da veriyorsa o olmaz yani. Onun bir bedava hakkı olabilmeli. Bir burada ulaşım büyük sıkıntı. Büyük. Büyük sıkıntı. Hele gene Gestaş bizim can simidimiz. Tekirdağ'dan gelen kafa kopartıyor. Yani Gestaş'a 100 lira veriyoruz. O 400 lira alıyor. Arabaya 1500 lira alıyormuş. Daha da. Evet. Ne yapıyor insanlar? Oturmadığı halde çaresiz işte. Buraya ikamet taşıyor. Hem seçimler için herkes haklı. Ne kadar kalabalık olursak hakkımız olabilir düşüncesinden. Yani burada hayat güzel. İyi ki geldiniz. Valla biz de çok memnun olduk tanıştığınızda. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Çok İyi ki tanıdım sizi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Bizim de güzel yazlarımız, iyi insanlarla güzel tatillerimiz olsun. İnşallah. Sevgilerimle. Sağ olun. Arkadaşlar, adadan ayrılmadan önce Selda ablayla da çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Gerçekten tabii ki de adada yıllarca yaşayan, sürekli burada bulunan bir kişinin ağzından Ekinliği dinlemek çok daha güzel. Çünkü biz sadece buraya günübirlik olarak geldik ve sadece etrafı gösterebildik açıkçası. Değil mi Gökfark? O yüzden bence gayet sohbet güzel oldu. Tabii ki de burayı bilen birinden dinlemek gerçekten bizi de çok mutlu etti. Eminim ki izleyenleri de çok mutlu edecektir. Böylece de arkadaşlar Ekinlik hakkınızda bir fikir oluşmuş olacak büyük ihtimalle. Aslında dostlar, bu videoda Ekinliğin en meşhur yeri olan Voli'ye gidemedik. Gidebilirdik Gökçe ama çok sıcaktı. Birazcık aslında
Bilmiyorum, tam kararsız kaldık ama söylediğim gibi daha önce gitmiştim. Evet. Bol bol görüntü ekledim ben. Eğer merak ediyorsanız o plajı bir önceki videoya da ulaşıp izleyebilirsiniz. Bu videoyu sevdiyseniz ve daha çok Ekinlik videosu gelsin isterseniz de tekrardan gidip voleyi sizin için çekebiliriz de ayrıca. Yalnız sen oraya voley diyorsun da vole değil miydi orası? Neyse arkadaşlar. Evet, ya voley ya vole dostlar. Onun ben doğrusunu zaten aşağı kısma yazmış oluyorum. Gökçe, Ekinlik'ten yavaş yavaş veda ediyoruz. Fakat acıktık. Evet, 4'ü çeyrek geçiyor yaklaşık. Saat galiba 4.30'da gemi gelecek. Evet. Daha sonra Avşa'ya geçeceğiz. Büyük ihtimalle artık Avşa'da bir şeyler yemeyi düşünüyoruz. Evet, Avşa'da aslında daha önce gitmek istediğimiz güzel bir yer vardı. Manlama yiyoruz Gökçe. Evet. Yiyeceğiz. Umarız ki açıktır. Merak ediyoruz açıkçası. Ekinlik tarafı böyleydi. Tabii biz videoya Avşa tarafından devam edeceğiz. Tamam. O zaman Avşa'da görüşürüz. Evet, Gökçe. Ekinlik'ten geldik Avşa Adası'na ve senin de uzun zamandır merak ettiğin, aslında denemek istediğin Feriko Mantı ve Gözleme Evi'ne geldik. Daha önceki videolarda da belirttik. Buralarla herhangi bir işbirliği anlaşmamız yok. Kendimiz gelip deneyip size de bunu gösteriyoruz. Manlama yiyeceğiz Gökçe. Sen bayağıdır burayı denemek istiyordun. Evet, ama her gelişimizde bakıyorduk, kapalıydı. Galiba dün akşam baktık, açık gözüküyordu. O yüzden bugün de hazır buraya kadar gelmişken deneyelim istedik. Evet, bakalım nasıl biliyor. Ben daha önce manlama denemedim sanırım. Ben de yemedim. İlk defa deneyeceğim ben de. Ortam olarak da çok güzel. Masa evet, şöyle olsun. Size evet. Gösterelim. Süslü bir ağaç. Gayet güzel ve burası iskeleye gerçekten çok, çok yakın bir nokta. Evet. Hangi sokaktan döneceğinizi yedikten sonra Gökçe gösterelim. Tamam. Yani iskelenin oradan gelince nereden girmeniz gerektiğini. Evet, zaten hemen iskeleden gemiyle indiğinizi düşünürseniz sağ tarafa doğru gelmeniz gerekiyor. Evet, oldukça yakın. Bu arada Gökçe, manlamanın fiyatı da 350 liraymış. Evet. Yanına da eğer varsa bir tane doğal limonata söyleyeceğiz. O da 50 liraymış. Yani toplamda 400 lira oluyor. Evet. Aynen. Bir bakalım nasıl bir şey acıktım gelecek. Acıktım ama. Ben de çok acıktım. Ekinlik beni acıktırdı. Bir de telefonuma bildirim geldi. 10.000 adım attınız diye böyle. Evet, bayağı yürüdük. Yürümüşüz farkında olmadan, küçük bir adam ama tabii ki de. Acıktık. Bakalım evet. İnşallah güzel bir şey gelince şöyle bir doyalım. Size de gösterelim. Evet. O zaman yemek gelince görüşürüz. Tamam. Evet, manlamamız geldi. Şimdi Gökçe bizim için bir tadımını gerçekleştirecek. Aşırı acıktım. Şöyle size göstermek istiyorum öncelikle. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli gözüküyor Gökçe. Ve bence tek porsiyon değil mi? İkimize tam yetecek. Evet, tek porsiyon da büyükmüş. Senin peçete savaşı. Senden geçen not aldıysa tamamdır. Vallahi zaten dostlar şöyle lezzetli gözüküyor. Gökçe'nin de söylediği gibi porsiyonu da oldukça büyük gerçekten. Bizim gibi böyle iki kişi gelip bir tane de söyleyebilirsiniz. O zaman Gökçe biz bunun tadını çıkartalım. Evet. Ondan sonra devam edelim. Bu arada bu lokmak sence pastırmalı ya da küçük mü? Onu tam anlayamadım. Evet, olabilir. Pastırmalıya benziyor. Onun bir içeriğini öğreniriz zaten. Değişik. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi manlamamızı bitirdik. Lokmakla ben de gerçekten çok beğendim. Üstü pastırmalıydı. Ben altı da kıymalıydı. Tabii daha sonra da yoğurt her tarafa bulaştığı için üstü çok pastırmalı. Pastırmalı derken bir kısmı. Evet, bir kısmı pastırmalı. Bir kısmı gayet güzeldi her ikisi de. Onun dışında şöyle çayımız da var. Çayları ikram ettiler. Evet. Yani fiyat bu arada 350 lira ama şöyle söyleyelim, gerçekten iki kişiye yetebilecek. Evet, bize tam evet, geldi. Tam geldi. Öyle düşünebilirsiniz aslında. İki kişilik bir yemek gibi değerlendirebilirsiniz. Evet. Çok güzeldi. Bu arada normalde artık çok fazla çay biliyorsunuz ikramı kalmadı. Bu da hoşuma gitti gerçekten. Evet, çayın ikram olması da ayrı bir artı. Konum olarak da gerçekten merkeze çok yakın. Güzel. Zaten birazdan göstereceğiz size sokağın başından. Burayı dostlar tercih edebileceğiniz evet, bir yer. Evet, benim hoşuma gitti. Evet. İnşallah bir daha gelip diğer mantılarını da denemek isterim. Aynen. Birazdan zaten şey de yaparız. Burada neler var onları da size gösteririz. Evet, şimdi biz oradan kalktık. Şöyle size fiyatları da gösterelim. Bizim yediğimiz manlama 350 liraydı. Mantı yemek isterseniz 250, çıtır mantı 300 liraymış. Kahvaltı serpme mesela şuradan bakıyoruz 350 lira. Gözlemeler de 150 liraymış. Gökçe, güzel. Evet, benim hoşuma gitti. Evet, benim de gayet hoşuma gitti. Söylediğimiz gibi şimdi nereden buraya gelebilirsiniz onu da göstereyim. Gerçekten çalışanlar da çok kibar. Evet, mekan evet, da çok temizdi. Burayı değerlendirebilirsiniz gerçekten. Güzel bir yer. Bu arada ben Avşa'da ilk defa sanırım gözleme, yani daha doğrusu manlama yedim. Manlama ilk defa, hani gözleme tarzı bir şey de ilk defa yedim. Evet. İskele şu aradan gözüküyor zaten. Hemen burası da iskele yolu. Sefa Nargile kafe varmış. Buradan böyle araya girerseniz hemen sağ tarafta kalacak. Gökçe, bu videonun artık sonuna gelelim. Evet.
arkadaşlar hem Ekinli'yi gezmiş olduk hem de Avşa'da yemeğimizi yemiş olduk. Umarız bu videodan keyif almışsınızdır. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı ayrıca unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.